Arkadaşlar tekrar merhaba. Şimdi yeni topladığımız bilgisayara sistem kurulumunu gerçekleştireceğiz. Sistem kurulumu için öncelikle boot-able yaptığımız bir USB belleği kullanacağız. Bu USB bellek üzerinden bilgisayara format işlemini yapacağız. USB belleğimiz yani USB 3.0 destekliyor. Bakalım kaç dakikada format işlemini bitireceğiz. Hani bunu da bir test edeceğiz, deneyeceğiz. Şimdi dilerseniz işlemlere başlayalım. Ben USB belleğimi bilgisayara taktım. Açma tuşuna basıyorum bilgisayarımı. Bilgisayarım açılırken Asus anakartlarda F8 tuşuyla boot menüye girebiliyorsunuz. F8 tuşuna basıyorum. F8 tuşuna bastıktan sonra karşımıza gelen seçeneklerden USB belleğimizi seçmemiz gerekiyor. Bunun için SanDisk Partition 1'i seçiyorum. Enter'a basıyorum. Daha sonra önüme kurulum menüsü geliyor. Bu menüden ilk baştaki seçeneklerin hiçbirini değiştirmiyoruz. Türkçe Q olarak kalacak. İleri diyorum. Şimdi yükle diyorum. Kurulum işlemi başlıyor. Bu arada ben kronometremi hazırlayayım. Dediğim gibi kaç dakikada format atmış olacağız. Onu da buraya deneyeceğiz. Test edeceğiz burada. Windows Pro'yu seçiyorum arkadaşlar. Bir önceki gelen menüde ürün anahtarı istedi. Ona hayır dedim. Daha sonra lisanslama yapacağız. İleri diyorum. Yine ileri diyorum. Burada özel diyorum. Benim hard diskimde şu anda bir Windows var. Onu sileceğim. Yeni bir Windows kuracağım. Görüldüğü üzere Windows var. Bütün hard diski sileceğim buradan. Hard disk'i sildikten sonra yeniden bölüm oluşturacağız arkadaşlar. Ben hard disk'in tamamını Windows için ayıracağım için herhangi bir bölme işlemi yapmıyorum. Tamamına Windows kuracağım. Bu sebeple yeni bölümleri oluşturdum. Ve font işlemini başlatmak için ileri butonunu tıklıyorum arkadaşlar. Bu arada hemen kronometremi çalıştırdım. Ve koydum. Ve format işlemimiz tamamlandı. Yaklaşık 4 dakikada format işlemini bitirdik arkadaşlar. Şimdi bilgisayar yeni baştan açılıyor. Tam 4 dakika. Şimdi kurulum ekranları gelecek. Kurulum işlemi tamamlandı. 4 dakikada format işlemini gerçekleştirdik. Bilgisayarın hazır hale gelmesi bir 3-4 dakikayı daha buldu.
Yani yaklaşık 10 dakikada bilgisayarımız kullanıma hazır hale geldi. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Görüşürüz.